Evet sevgili dostlar, Antalya'dan döndük. İşte salı demiştik, çarşamba oldu. Her geçen bir gün attı. Ne oldu? Senin yüzün attı. Nasıl bir heyecan var mı bugün? Şey mi bu şeyler tıklamalar yükseldikçe bir de ara verdik biraz. Onun için biraz heyecanlısın herhalde. Heyecanlıyım. Bu arada sinirlenip Antalya'ya gittin. Evet. Birçok köşe yazarlarının fanlarından istemediğimiz mesajlar aldık. Evet. O yüzden sen de Antalya'ya gittin. Ne yaptın Antalya'da? Antalya çok güzel geçti. Hava hala 40 derece. 34 ile 40 arası devam ediyor. Yaz. Bildiğin biz, yaz. Biz yılmayacağız. Kuzenle Tweet TV'ye devam edeceğiz. Yalnız bir tane mesaj vardı çok güzel. Ben konuşayım oğlum. Hep sen konuşuyorsun. Şey diyor. Madem bir işe başladınız, bir iş yaptığınız işin arkasında durun diyorlar. Bu bana beni gaza getirdi. Seni ne gaza ne getirdi? Vallahi birkaç hanımefendinin mesajı, birkaç beyefendinin mesajı gerçekten. Şey yani. Bizi istiyorlar 4 kişi. Yok canım, mesaj olarak çok var. Yok tabii ben... var da şeyde mesaj olarak göndermişler. Ha, 280 olarak çok... 300 falan vardı. Var. Ama şey yapanlar, tweet yapanlar falan 4 kişi. Biz bayağı bu 4 en uzun yollar bir ilk adımla başlarmış. Biz devam ediyoruz. Ben hemen top 10 tweetlerimizi okuyorum. Bugün ayın kaçı? 3'ü. 3 Ekim yok. 2012 doğru. Evet, üç. Evet. Kırlangıç, bu adam, Jorkaev, Murat Çiftçi, Aylak Adam, 500 mg 10 tablet, Radamel, Önder Şeren, Nuri Verço, Serhat Orium. İstersen direkt başla. Ben şey aşağıdan başladım, sen yukarıdan başladın. Tamam, sıkıntı yok. Şu ben böyle alengirli, çok uzun olduğunda okuyamıyorum da, böyle az bir nefsi falan filan olanlar okuyabiliyorum. Serhat Orium. Bir insanın ne yapacağını bilmemesinden daha kötü bir şey varsa o da bildiği şeyi yapmamasıdır. Sen oku istersen bir de bunu. Güzel, yok okumayayım. Yeter. Yok yok. Ha tamam, devam edelim. Serhat Orium. Böyle tweetler bekliyoruz. Kırlangıç Almanya'dan bir arkadaşımız. Nefis. Seni müdafaa mı edelim yoksa sana savaş mı ilan edelim? Bence ne yap biliyor musun? Nefsini ayaklarının altına al. Es. Nuri Verço, Nuri Alço'nun Verço'su var burada. Hayat, her mutlu olduğunuzda sizi mutlaka üzecek bir şey bulan ipnemsiz, şerefsiz bir şeydir. Estağfurullah onaylamak güzel. Ha oğlum, ha şey diyelim yani. Bu adam, kül kedisi Türk olsaydı 12'den sonra sokakta tecavüze uğramış, hastanede terör cinayetine kurban gitmiş, ayakkabıda anıt olmuş ağlanıyordu. Güzelmiş. Önde... Ne anladın kuzen? Kuzen, ben senin okurken ben de kendi şeyimi okuyorum Allah Allah, hata yapmamak için. Önder Şeren. Et Önder Seren. Az önce hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti. Ama ölmedim. Boşu boşuna izledik, anasını satayım. Zaman kaybı, hep bunlar. Hemen devam edeyim. Radamel hayatına biri girip onu aşkı olan inancını yitirmeye mahkum etmemiş. İlk aşkıyla... Barış'ım canlı yayındayım, hemen dönüyorum sana. This is Serhat Hotline News. Geldim. Tekrar Radamel. Hayatına biri girip onu aşkı olan inancını yitirmeye mahkum etmemiş. İlk aşkıyla evlenmiş. Evlenecek olan insanlar çok özenilesi. Ne kadar ilginç bir şey değil mi? İlk aşkınla evlenmek. Abi ilk aşkım dedin de Zeynep. Hiç böyle bir hayalin var. Vallahi çok ilk aşkım kim? İlk aşkım Zeynep. Zeynep vardı bir tane. İkinci aşkım da Zeynep Konya. Zeynep Çarcı beni duyuyorsa burada öpüyorum sen. Canım benim. Belki 10 tane çocuğun olmuştur ama olsun. Benim ilk aşkım kim biliyor musun? Kim? Duisburg Grundschule'da, Almanya'da. Senin zaten bütün aşkların, bütün yemeğin Avrupa'da bir yerdedir. Yüzümden anlatayım ya. Miriam Koch diye bir kız. Annesi Koreli babası. Yemin et ama arkasını. Yemin ediyorum. Hatta ilk öpüşmemiz de o diyebilirim. Daha böyle kaç? 7 yaşındayız. Sen böyle ayrı böyle dudağıma değdi, değmedi benim kalbim yok. Şey yani, oldun mu? Ama direkt o bana geldi. Ben utangaçım o zaman. Evet. Neyse bir sonraki tweetimiz. Radamel'i okuduk. 500 mg en son top 1 çünkü. Evet. Jorkaev'i okumuş muyduk? Evet, Jorkaev. Eski Fransız milli takımının oyuncusuydu Jorkaev. Hayatta anlamadığım tek şey koşarken düşen çocuğun kafasını kaldırıp ağlamadan önceki 3 saniyelik bakışıdır. O çok güzel ama. Şey, ha, çocuk düşüyor yani. İlk 3 saniye birisi bakıyor mu bana? Böyle yapıyor. Başlıyor ağlamıyor. Yok yok, aslında onu kimse görmese ağlamayacak aslında, var ya. Aynen öyle. Oradan bile düzenbazlığı öğreniyor. Evet ama dünyada böyle, bize değil ki sadece.
Köşe yazarlığı ile ilgili bugün konuşmuyoruz. Niye sen okumadın mı? Şeyi bugün daha çaktırmadan konuşmuyoruz falan numarası. Murat Çiftçi'den sonraki tweetimiz. Annesi babası terk etse oley ev bana kaldı diye sevinip iki gün sonra açlıktan ölecekler olarak hiç de az sayılmayız. Ne bu da aynı değil mi? Bu neden bu var? Ben eve şey atacağız. Hani arkadaşlar gelecek evde rahat olacağız ya. Evde üzgünlük ilan edeceğiz ya. Oradan kaynaklanıyor bence. Aylak adam sende, tap biri ben okuyayım. Tamam. Aylak adam, et aylak, alt tire adam. Ne kadar pahalı giyinirsen giyin, sonuçta sevişirken soyunacaksın. Estağfurullah. Ama güzel bu. Güzel, güzel. Ama işte bizim şu anda bulunduğumuz kondisyonda bunu söylerken zorda kalabiliyoruz yani. Çünkü mağazanın içi burası. Avangard, Sovap Odası Kalbi, İstiklal Caddesi'nde, Galatasaray Şadı içinde alt katta. Sorun var mı tabbire geçmek önce? Var. 500 mg 14 tablet geliyor tabbire. Evet. Şey diyeceğim, Bari oradan okuyup yapma. Nereden okuyalım birader? Nerede okuyacağız? Hayrandan nereye gittin? Full enerjiyle döndün yani. Şey diyeceğim, sen o son tap teli oku. Tap 1. Vallahi böyle tweetler gelsin. 500 mg 14 tablet. Ve usulca fısıldadı zaman. Her boku da bana bırakma. Çabala biraz gerizekalı. Bana der gibi oldu biraz. Hayır hayır. Her şeyi zamana bırakırız ya. O çabalayacaksın biraz. Evet o da var. Değil mi? Evet. Yalnız bunlar kıstadan hisse gibi olmuş ama olgun olmadı böyle yalnız ya. Nuri Verço'yu okuduk değil mi? Radamel, Önder Şeren'i okuduk. Evet. Sanırım bu kadar. Serhat Orim'i okuduk. Onları ben okudum. Benim okuduklarım biraz zor anlamışlardır ama olsun. Yavaş yavaş biz de cemiyette pişiyoruz. İyi günler. Şimdi Antalya'ya gittim. Antalya'da buradan Ali Koşu'ya çok teşekkür ediyorum. Çok hakikaten bana zaman ayırdı. Ve ben onlara teşekkür etmek için. Bir de Antalya'da çok ilginç bir şey gördüm. Sponsor muydu otelin? Ya sordum saçmalama. Nerede kaldın? Lara'da mı kaldın? Lara'da kaldım. Şey soracağım. Onlar söyler mi? Onları dolaylı anlatıyoruz çünkü. Şey soracağım. Ali Koşuk çok teşekkür ederim Koşu'ya. Kısa kes bitti. Şey var ya, Antalya'da dünyada hiç olmayan bir şey gördüm biliyor musun? Neyi gördün? Bir tane otobüs durağına şey yapmışlar, klimayı koymuşlar. Elini böyle yapıyorsun, el işaretini görüyor, açılıyor orası. İçerisi normal otel odası gibi muhteşem. Bence Antalya'da belediye başkanını tebrik etmek lazım. Hangi parti olduğunu sormadım bile ama bütün Antalya'daki durakları klima yapıyorlar. Bir. İkincisi şu en çok ilginç gelen iki tane daha şey söyleyeceğim. Birincisi, hızlı hızlı söylüyorum. Şey diyeceğim, komik değil mi çocuklar? Şey diyeceğim, birisi Antalya'nın en güzel kızları sürekli telefonda konuşuyorlar. İstanbul'dakiler tweet ve Facebook'ta takılıyorlar. Antalya'daki kızların hepsi sürekli telefonda konuşuyor. Abi yolda güzel kız görüyorsun. Sorsaydın sen şeysin, yırtıksın. Estağfurullah. Ondan sonra, abi herkes telefon. İkincisi, bütün Antalya'daki restoranlar, barlar hepsi lüks. Yani şey pardon, ünlü. Bir tantuncuya gideceğiz, şey diyorlar. Antalya'da en ünlüsü. Köfteci gideceğiz, Antalya'nın en ünlüsü. Sormak istediğin ne var abi? Çok güzel. Şey diyeceğim, kitap uyarlamalarında yabancılar daha çok film yapıyorlar. Sinema filmi. Yani sinema filmi yapıyorlar. Onlar bu konuda çok başarılılar. Türkler de dizi yapıyorlar. Sence Türkler de bu konuda çok başarılı sayılmaz. Bununla ilgili bir fikrin var mı? Yo, başarılı sayılır aslında da son... Mesela Aşk-ı Memnu'yu tadında bırakırsan elbette başarılı. Evet. Mesela Aşk-ı Memnu'yu çektiklerinde... gerçekten kaç bölüm, 55 bölüm tadını da bıraktı. Mesela sonradan Kadir İnanır, Türkan Şoray'ın oynadığı Cengiz Aytmatov'un Selvi Boylum Al Yazma. Onu dizi olarak çekmek istediler ama o tadı vermedi mesela. Olmadı, ben de mesela çok heyecanlanmıştım. Filmde her izleyene sor o dönemki filmi. Evet. Selvi Boylum Al Yazma'nın. Ha müziği de tabii, Cahit Berkay müthiş. Of, evet, kesinlikle. Sevgi de emeğin gücü. Nasıl bir emek sarf etti? Net olarak hızlı bir şekilde şey yaptı çünkü zamanımız kısıtlı. Sayın Olgun Bey, sinema yönetmen Olgun Bey. Evet, yani o yüzden... Şey diyeceğim... Kitap uyarlaması... Mesela Tez vardı, Roman Polanski'nin. Evet. 78 ya da 76 yapımı. Evet. Nasser Sekinski oynuyor sanırım. Thomas Hardy'nin kitabı. Mesela sinema televizyon okullarında en iyi kitap uyarlaması sayılır. Evet. Ya da ders kitabı olarak yani okuturlar onu. O tarz... Yavaş yavaş başlayacak ama dizi bilmiyorum ya. Aşk-ı Memnu gibi böyle kısa tutarsan. Biz de bu videoyu kısa tutalım. Kısa şey soracağım. Zam ve dayak hakkında bir düşüncen var mı? Onlar bizim işimiz değil abi. Politika bize göre değil. Biz politika... Abi sen mi koyuyorsun? Gel istersen hocam, şuradan konuş istersen. TV'yi darmadağın et. Mahvetti bizi. Şey soracağım. Galatasaray.
2-0 yenildi. Üzüldük de, ben Galatasaray değilim ama böyle bir takıma yenildi. Ya böyle bir şey yok ya, bütün tane. Şeyi konuşayım. Alex. Alex'in gerçekten taraflı tarafsız Beşiktaşlı, Trabzonlusu. Ben de gelip söyleyeyim mi? Galatasaraylısı, Adanalısı, İzmirlisi, hani Alex gerçekten Türkiye'ye gelmiş. Şey, kişilik olarak da mesela Türkçe konuşabiliyor Alex. Yani tercümanı Samet. O çok büyük bir şey. Tercümanı Samet diyor işte, niye Türkçe konuşmuyorsun? Samet işsiz kalır. İyi bir yerde, iyi de ben onu çok güzel aslında, yine de şey yapmak lazım. Yani ben, bir kişi daha ekmek yesin diyor. Aynen. O zaman cebinden ver parayı diyorsun. Ben yürekten Alex'i yani kalbinin bilmem ne yapmadığını düşünüyorum yani. Evet. Hani kalbi derler, şey diyorlar, tamam anlamışlardır zaten. Yani dürüst bir adam diye düşünüyorum. Başarılı abi, çok başarılı. Evet. Barzani için ne diyorsun Barzani? Barzani politikaya olayı... girmeyelim istersen ben. Yo, girelim canım. Barzani son 3-4 günümüzün konusu. Evet. Artık bizim halk değişti. Yok yani, bence bak son yeni bir gündem değişti tamam, bence. Ne oldu? Hayır, bir izin ver. Akçakale'ye şey oldu. Hayır abi, 2007'de yani bu adam benim muhatabım değil deyip 2012'de bu adamın onur kolunu çağırırsan benim kafamda 50 bin tane soru işareti olur. Bu kadar net. Senin gibi herkesin kafasında bir sürü soru işareti var aslında. Evet. Ama soru işareti olmadan olmaz ki zaten. Olmalı soru bir işareti. Bir de ben artık siyasilerin... Bence ama girmeyelim ya. Bu konuyu kapatalım. Başka bir konu açalım. Şey diyeceğim. Buradan Esra'cığım, canım benim. O kayıplara karıştın. Güzel ciciler demiştin. Geldi onlar. Seni bekliyoruz. Seren Coşkan. Seni de bekliyoruz. Melike Kavalalı. Şu anda benim mesajımı bekliyor. Ali Koçuk demin dediğimiz gibi. Hakan Ünal. Seni şey yapıyorum. Sevgiyle anlıyorum. Öpüyorum seni. İyi bak kendine. Film Çanakkale Çocukları. Çanakkale Çocukları beğenilmemiş. Çok kötü. Gitmeyin mesela. Gitmeyin Hasan deme Kale... ama ya. Yok gitmesinler abi. Yok, zaten ilk 3 günü box office'a baktığınız zaman 50 bin başarısız bir rakam bence. Şimdi abi, empati yapalım. Yapma. Hayır empati değil abi, git. Mesela arkadaşımızın da filmi çıkacak, Talip Karamahmutoğlu'nun. Evet. Bir hikayem var. Evet. Umarım kişisi de iyi olur. Çok iyi film. Onu da izledim. Fragmanı da sanırım bir hafta içinde tüm sinemalarda gösterimde olacak. Çanakkale Çocukları. Sadece alış... Emre saygı diye abi, bir izin ver da. Evet. Verdik ya abi. Gitmeyin.